Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Sayın Özkaya. Buyurun Sayın Özkaya. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, aziz milletimiz, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. CHP araştırma önergesi hakkında grubumuz adına söz almış bulunuyorum. CHP'li Sayın Milletvekili Sayın Çetin Arık, Kayseri Valisi'nin bir açıklamasını esas alarak açıkladığı iddia edilen bir konuyla ilgili FETÖ borsası kurulduğunu söylüyor. Ben bugün sabahleyin Kayseri Valisi'ni aradım. Sayın Valim nedir bu konu diye kendisine sordum. Dediği husus şu: Kayseri Emniyet Müdürü hakkında bir şikayet var. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmış. Bir sivil toplum kuruluşunu ziyaretimizde bu konu soruldu. Dedim ki savcılık soruşturma yapıyor. HSK'ya zabıta amiri sıfatı nedeniyle izin istiyor. Ve bu nedenle de mahkeme yayın yasağı kararı getirmiş. Dolayısıyla yargıdaki bir konuya ilgili konuşmam doğru değil. Yani ne FETÖ borsası kurulduğu ne bir başka husus olduğu ile ilgili bir beyan yok. Dolayısıyla bu konu doğru değil. Gelelim, böyle bir konu var mı yok mu? Değerli arkadaşlar, Türk Ceza Kanunu 277. maddesi açık ve net bir şekilde yargı görevini yapanları etkilemeye çalışmayı, teşebbüs etmeyi 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezalık bir suç sayıyor. Ceza Usul Kanunu'nun 160. ve 161. maddesinde açık bir şekilde de der ki, eğer bir suç varsa Cumhuriyet Savcısı reysen bunu soruşturur ve gereğini yapar. Bütün arkadaşlarımızdan söylediğimiz şu: eğer FETÖ ile ilgili herhangi birisinin bir yerde bir kişiyi etkilemeye çalıştığını, suçlu olan bir kişiyi suçsuz yapmak için gayret sarf ettiğini görürseniz lütfen bir dakika bile beklemeden Cumhuriyet Başsavcılıklarına gidiniz ve suç duyurusunda bulunuz. Onu yapmak Cumhuriyet Başsavcılarının en tabii, en zorunlu görevi. Bunu yapmayıp da Cumhuriyet Başsavcısının görev ve yetkisine sorun yüklenerek buraya gelip biz bunu araştıralım, biz bu konuyu soruşturalım demek, yargı, yasama ve yürütme arasındaki kuvvetler ayrılığı ilkesiyle bağdaşmayan bir davranıştır. O sebeple bu tür davranışları mümkün olduğu kadar ilgili makamlara ulaştıralım. Daha önce de söyledim, FETÖ'nün tüm ayaklarını soruşturan bu aziz milletin Cumhuriyet Savcılarıdır. Cumhuriyetin savcılarıdır. Cumhuriyetin polisidir. Cumhuriyetin jandarmasıdır. Yargı ve kolluk kuvvetleridir. Bu kuvvetleri yapsın. Onlar görevini yapsın. Biz de onlara her türlü desteği sağlayalım ki bu terör örgütü mücadele devam etsin. Bakın, 5 gün sonra bu terör örgütünün başımıza, bu meclise bomba yağdırdığının 3. yıl dönümü. Ciddi bir mücadele yapılıyor. Artık terör örgütü olduğu her şeyle sabit. Bu terör örgütünün savunmak, bu terör örgütüyle ilgili konuşmak, onun müeyyidelerini, onun müesseselerini, onlarla ilgili beyanlarda bulunmak çok doğru değil. Tamam dayı, Sayın Özkaya, buyurun. Sayın, az önce konuşan HDP temsilcisi, Sayın Cumhurbaşkanımıza kılavuzu FETÖ'cü olanlar diyenler, kılavuzu Kandil, kılavuzu terör örgütü başı olanlar, siz Sayın Cumhurbaşkanımıza en son konuşacak kişilersiniz. Siz o konuda uzak durun. PKK Kandili, kılavuzumuz Kandil, kılavuzumuz PKK. Bu işlerden uzak durun. Sayın Cumhurbaşkanımıza son söz söyleyecek kişi sizlersiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız canı pahasına o terör örgütlerin hepsiyle mücadele ediyor. Ve hepsiyle de ciddi bir tarihin en büyük mücadelesini yapıyor. Onun yanında durmak bizim Yüce Meclis'in en önemli görevidir diyorum. Bu terör örgütünü ve tüm terör örgütlerini lanetliyor. Şehitlerimizi saygı ve hürmetleniyorum. Yüce Meclis'e saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Yok, var, müsaade ederseniz. Siz de girmişsiniz sisteme. Söz mü istiyorsunuz? Sayın Özel, siz söz mü talebiniz var? Şöyle bir söz talebimiz var. İş düzük 69'a göre ikinci fıkrası uyarınca bir kişi kendisinin söylemediği bir söz kendisine atfedilirse, ki aynen öyle yapıldı. Bahsettiği kişi vali değildi. Efendim, vali önergeyi okursanız. Sayın Başkanım. Efendim, önergede açık açık yazıyor. Hayır, söylediği ifadeye efendim, cevap. Söylediği ifadeyi bırakın. Önerge Sayın Çetin Arın vermiş hayır, olduğu hayır. Önergede Sayın Başkan, bu net olarak yazılmıştır. Şunu anlıyorum. Dikkatinizden kaçmış olabilir. Yok, çok şeye dikkat ediyorsunuz.
Ben önergede yazandan Taşmaz. Değil. Biraz önce kurduğu cümleyi tekrar etti. Onu vali için söylemiyor, bir başkası için söylüyor. Onun açıklığa kavuşması lazım. Yoksa Çetin Bey yapacak açıklama. Açıkça açıklama. Önergede yazıyor, evet. Hayır, bakın. Ben demiyorum ki önergede vali yazmıyor diye. Evet. Biraz önce kullandığı... Ya zaten bu konuyla ilgili olarak yani sivil toplum örgütlerinin de bunun böyle olmadığına dair açıklamaları da var ayrıca. Sayın Başkan, bakın çok istirham edeceğim ama bir dakika. İş düzük 64 sizi tartışmanın esasına girmekten men ediyor. Ben girmedim oraya. Bakın esasına. Ama sivil toplum örgütleri de diyor dediğiniz noktada giriyorsunuz. Yoksa önergede peki. Yazıyor konusuna peki, bir girdim kabul ediyorum. Doğru. Tamam. Girmezseniz daha doğru peki. Yaparsınız. Ben de zaten girmediğiniz zaman. Sayın Başkanım, iş düzük 69'a göre sizden cevap hakkı kullan. Sayın Grup Başkan Vekili'nin ortaya koyduğu talep şu idi. Önerge metninde valiye bir atıf yok. Bu nedenle söylemediği bir sözü kendisine atfedildiği öyle için... Öyle demedim işte ben. Efendim sataşmadan dolayı söz... Hayır yaptık konuşmaya diyor. Ancak biraz evvel hep beraber gördük. Önergeye ben atıfta bulundum. Ona evet, atıfta bulunan başkandı, ben değilim. Kendiniz de, hayır şöyle siz de başında Sayın Özel de... valiye atıf yaptığından hareketle konuşmacının... Farklı bir yorumla farklı bir neticeye varmak istedi ancak açıklığa kavuştu mesele. Önergede de valiye atıf var. Valinin sözünü hatırlatarak valinin böyle bir şey beyanda da bulunmadığını, bunu tekzip ettiğini ifade ederek buzluğa kavuşmuş bir husustur. Siyasi eleştirileri arkadaşlarımız kendilerince yapmıştır. Burada herhangi bir sataşmada söz konusu değildir. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım. Sayın Özel. Cümleye başladığımda dedim ki iş düzük 69'un ikinci fıkrası uyarınca söylemediği bir söz kendisine atfedilen. Söylemediği bir söz diye başladım. Sayın Özel. Sayın Özel sizi kırmayacağım. Bir sataşma yok ama yerinden bir dakika söz vereceğim. Buyurun. Peki. Sayın Arık. Yerinizden. Açalım mikrofonu. Evet. Açalım mikrofonu lütfen. Sayın Arık'ın mikrofonunu. Buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bu önergenin asıl araştırılmasından çıkar neden? Bir, AK Parti eski milletvekilinin Şamil Tayyar'ın sözleri. İki, iş adamı FETÖ'cülerin davası ya da FETÖ davasından yargılanırken bir grup başkan vekilinin gidip orada yarım gün durması. İşte atılan manşetler. Elitaş geldi, FETÖ'cüler çıktı bu gazetede atılan manşetler. Yine Sayın Grup Başkan Vekili'nin 2007 yılı Ağustos ayında katıldığı bir televizyon programında eğer o yazılan insanları biz FETÖ'cü diye alsak yargı onlara hemen işlem yapsa yargı işlem yapmayacak mı? Kayseri'de 100 tane 200 tane firma batar diyor. Yani parası olanlar yargılanmasın, parasız olan garip, fukara, öğretmen, ebe yargılansın içeri atılsın diyor. Ve ben bunun araştırılması için grubumuz bunun araştırılması için bir araştırma önergesi verdi. Teşekkür peki, ediyorum. Peki. Değerli arkadaşlar müsaade ederseniz. Efendim iş tüzük 60'a göre 6 arkadaşımızın söz talebi var onları karşılayacağım. Buyurun Sayın Akbaşoğlu. Vekilimiz Mustafa Elitaş'ın ismini zikrederek bir takım ithamlarda bulundu. Evet. Kayıtlara geçmesi açısından şunu ifade ediyorum. Sayın Elitaş o tarihlerde de gerekli açıklamaları yapıp bunları yalanlamıştır. Bunlar hakikat dışıdır. Sonuç itibariyle bakın yer almıyor denen önergenin gerekçesinde açıkça Kayseri Valisi Sayın Şehmuz Günaydın'ın yalanlamadığı ifadeler deniyor. Ancak bütün basın yayın organlarında da görüleceği üzere Sayın Kayseri Valisi kendisine atfedilen bu sözlerin gerçek dışı olduğunu, yalanlandığını ve o konuşmanın yapıldığı iddia edilen sivil toplum kuruluşu ortamında da ilgili sivil toplum kuruluşunun basın toplantısı düzenleyerek böyle bir söz söylenmediğini açıkça ifade ettiği bilindiği halde hala gerçek dışı bir takım yaftalamalarla gerçeği çarpıtmanın bir anlamı yok. Teşekkür dolayısıyla ediyorum, gündeme dönelim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet Sayın Şevkin buyurun. Sayın Şevkin. Sayın Şevkin buyurun. Başkan teşekkür ederim. Bugün Şule Çet davasına katılmak üzere Ankara Adliyesi'ndeydik. Kadın cinayetlerinin önü alınamıyor.
Son yıllarda artan cinayetler hepimizi dehşete düşürüyor. Dün Adana'da bir koca dehşeti yaşandı. Beylik tabancasıyla eşine, kayınpederi ve kayınvalidesine kurşun yağdıran koca, 21 yaşında gencecik eşi Büşra Gül ile babasının hayatına son verdi. Anne ise ağır yaralı. Her ikisine Allah'tan rahmet, yaralıya acil şifa diliyorum. Ancak değerli milletvekilleri, kadına şiddet, kadın cinayetlerini çözmek bu meclisin sorumluluğundadır. Bunun fakatı aması yoktur. Kadın cinayetleri neredeyse savaşlardaki can almalar kadar yer almaktadır. Kanıksanmamalıdır bu durum. Yeter artık, kadın cinayetleri son bulsun, meclis kalıcı çözümler üretsin. Değerli arkadaşlar, sadece 6 arkadaşımıza söz vereceğimi ifade ettim. Sonradan sisteme gelen arkadaşların söz taleplerini karşılamayacağım. Evet, Sayın Köksal buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, seçim bölge Afyon Karahisar ile Sinanpaşa ilçesine bağlı Nuh köyünde geçtiğimiz günlerde jeotermal su bulundu. Ancak bu jeotermal suyun işletimi için 30 yıllık ruhsat istemiyle bir özel şirket müracaatta bulunmuş. Nuh köyü halkının isteği ve bütün Afyon Karahisar halkının isteği işletme ruhsatının köylüler tarafından kullanılması ve buradan elde edilecek gelirin özel şirketlere peşkeş çekilmek yerine Nuh köyüne ve Afyon Karahisar halkına dağıtılmasıdır. Yine Afyon Karahisar ili Fethi Bey kasabasında köylülerin arazilerinin ortasından geçen karayoluna karayolları 9 ay önce mıcır atıp bırakmıştır. Bu süre zarfında defalarca müracaat edilmesine rağmen asfalt atılmamıştır. Bu durum dolayısıyla mıcırdan çıkan tozdan özellikle mahsulü olan çiftçiler zarar görmektedir. Bu zararın giderilmesi ve bu mağduriyetin önlenmesi... Sayın Engin Yurt. Sayın Başkanım, biraz sonra görüşeceğimiz Türkiye Turizminin Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Türkiye için hakikaten çok önem arz edecektir. Bu kanunun çıkmasını canı gönülden arzu ediyorum. Lakin kanunun 6. maddesinde konaklama tesislerinden %1 ciro üzerinden pay alınmasını kanunlaştırıyor, yasallaştırıyoruz. Antalya, Bodrum'la Ordu'nun Mesudiyesi, Sivas'ın Goylisar'ındaki Artvin'deki otel aynı değerde, aynı turizm zenginliği mi yaşıyor ki %1 ciro alıyoruz? Bunu kardan alırsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu konuda ve AK Parti Grup Başkan Vekillerini bu konuda yeni bir düzenlemeye... Sayın Osman Ağaoğlu. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. İzmir'imizde mevcut havalimanı doluluk oranının artırılması, bunun için de mevcut uçak seferlerinin çoğaltılması, iç ve dış hatlara daha fazla sefer koyulması, İzmir'imizin daha fazla misafir ağırlaması için önem arz etmektedir. Ayrıca Dikili ilçemizin sınırları içinde kalan, yapımı halen devam etmekte olan İzmir'imizin ve Ege'nin lojistik merkezi olması açısından önemli bir rol üstlenmesi planlanan Çandarlı Limanı projesi göz önünde alınarak Bakırçay Havzası'na yapılması, hem havalimanı yapılması hem ticaretin hem de turizmin gelişmesi açısından çok uygun olacaktır. Sayın Hatimoğulları. Bugün Ali İsmail Korkmaz'ın ölüm yıl dönümü. Ali İsmail şahsında tüm Gezi şehitlerini saygıyla anıyorum. Hatay Samandağ'da 16 Temmuz 2019 tarihinde düzenlenmek istenen grup yorum konseri için yapılan başvuru Hatay Valiliğince uygun görülmemiştir. Gerekçe olarak da provokatif eylem ve olayların meydana gelebileceği şeklinde açıklamalar yapılmıştır. Oysa ki 2010 yılından beri OHAL süreci dahil olmak üzere her yıl aynı zamanlarda Samandağ'da yapılan grup yorum konseri kamu düzenini hiçbir şekilde bozmamıştır. Bizler bu nedenle tekrar bu başvurunun değerlendirilmesini talep ediyoruz. Sayın Kaplan, İrfan Bey. Teşekkürler Sayın Başkan. Gaziantep'in Nurdağ bölgesinde Orta Ceyhan Havzası Menzelet Sulama Projesi alanını Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay illeri arazileri oluşturmaktadır.
Kılavuzlu barajı sulaması, ikinci kısım inşaatı işi kapsamında inşa edilecek olan sulama şebekeleriyle Kahramanmaraş ve Gaziantep illerinde toplam brüt 18 bin hektar alanın sulanması sağlanacaktır. Kılavuzlu sulama barajını ana isale hattı bitmiş olup ne yazık ki ödenek aktarılmadığından kullanılmamaktadır. Gaziantep'li, Kahramanmaraşlı, Hataylı çiftçilerimizin sağlıklı sulama yapabilmesi için bu baraj bir an önce kullanıma açılmalıdır. Yüce Meclis... Teşekkür ediyorum. Efendim? Sayın Sancaklı. Sayın Sancaklı. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Hepimizin bildiği gibi 11 Temmuz 1995'te Bosna'da Srebrenica şehrinde bir katliam yapıldı. Yarın bu törene katılmak için oraya da gidiyorum. Hepinizin de selamlarını götüreceğim. Hepimizin bildiği gibi bu bir soykırımdır. Müslümanlara karşı yapılmıştır. Srebrenica şehrinde o gece Hollandalı komutan bütün silahları toplatıp, Müslümanların silahlarını toplatıp, Sırp askerlerini çağırıp katlettirmiştir bütün Srebrenica'yı. Bunları bir kez daha kınıyorum. Şehitleri de buradan anıyorum. Allah rahmet eylesin diyorum. Söz verdiğiniz için de teşekkür ederim Sayın Başkanım. Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisini oylarınıza sunmadan önce bir yoklama talebi vardır. Evet. Sayın Özel, Sayın Sümer, Sayın Tığlı, Sayın Bülbül, Sayın Serter, Sayın Hancıoğlu, Sayın Şevkin, Sayın Arık, Sayın Kaya, Sayın Köksal, Sayın Zeybek, Sayın Şahin, Sayın Özdemir, Sayın Kaboğlu, Sayın Demirtaş, Sayın Ünver, Sayın Kılıç, evet, Sayın Önal, Sayın Güzel Mansur, Sayın Ali Çeven. Evet, yoklama işlemini başlatıyorum. 5 dakika süre veriyorum. Pusula veren arkadaşlar lütfen genel kurulu terk etmesinler. Aslında hiçbir arkadaşımız terk etmese genel kurulu çok daha iyi olur.